Merhaba arkadaşlar. İman bizim gönlümüzde. İman bizim kalbimizde. İman bizim ile Allah arasındaki, kul ile yaratıcı arasındaki, Halık ile mahluk arasındaki en özel, en temel ilişki biçimidir. İmanın yeri Ehl-i Sünnet alimlerinin ittifakıyla insanın kalbidir, gönlüdür. Yani başkalarının göremeyeceği, müdahale edemeyeceği, müdahaleye açık olmayan insanın en özel yeridir, kalbidir. Kalp anlamanın, kalp izanın, kalp idrakin, kalp inanmanın merkezidir. Aynı zamanda beşeri ilişkilerde, dünya hayatında kalbimiz samimiyetimizin, kalbimiz içtenliğimizin, sevgimizin, gönlümüzün ifadesidir. Bu nedenle de Kur'an-ı Kerim imanın yerini kalp olarak belirlemiştir. İnsanın gönlüdür, kalbidir, en özel yeridir. Bir insanın kalp dünyasında var olan, gönül dünyasında var olan bir şeyi elbette ki başkalarının bilebilmesi, anlayabilmesi mümkün değildir. Onun için değerli dostlar, iman kul ile Allah arasındaki en özel ilişkidir. Başkalarının müdahale edemediği, başkalarının müdahalesine kapalı olan bir alandır. Peki imanımız bilinmiyorsa davranışlarla ilişkimiz nedir? Başka bir deyişle bizim imanımız ile davranışlarımız arasında, tutumlarımız arasında, ahlaki tutumlarımız ya da ibadet dünyamız ya da insanlarla ve tüm dünya ile iletişimimizi belirleyen, ilişkimizi belirleyen davranışlarımız anlamında bizim imanımızın hiçbir rolü yok mudur? İman ile davranışlarımız arasındaki ilişki konusunda çok şey söylenmiştir. İman ya da davranışlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Ya da davranışlarımız iman noktasında belirleyici bir rolü var mıdır? Başka bir deyişle klasik ve geleneksel tartışma içerisinde yer alan bizim davranışlarımız imanımızın bir cüzü müdür, parçası mıdır, olmazsa olmaz bir rüknü müdür? Elbette ki gelenek içerisinde, İslam düşüncesi içerisinde bu konuda çok şey söylenmiştir. Farklı ekoller kendi düşünce dünyalarında anlayış biçimlerine ve tarzlarına göre çok şey söylemişlerdir değerli dostlar. İman ile davranış arasındaki bir ilişki bizzat Kur'an'ın koyduğu bir ilişkidir. Başka bir deyişle bizim imanımızı değerli kılan, anlamlı kılan, dış dünyada anlam katan şey o imanımızın motive ettiği olumlu ve pozitif davranışlardır. Başka bir deyişle güzel davranışlardır. Başka bir deyişle güzel ahlaktır. Başka bir deyişle o imanımızdan kaynaklanan ve dışa yansıyan her türlü güzel davranışı ifade eder. Ki buna gelenek içerisinde salih amel adı verilmiştir. Güzel amel, uygun amel bir insanın hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında işine yarayacak amel demektir. Karşılığı olan, değeri olan amel demektir. Başka bir deyişle kurtuluşa ermekle müjdelenen müminlerin temel niteliklerinden biri olan davranıştır. Güzel davranıştır. Başka bir deyişle öteki insanların, başka insanların görüp de takdir ettiği, işte mümin budur diyebildiği tutum ve davranışlardır. Kur'an'ın ve sünnetin çizdiği bir mümin portresi içerisinde her Müslümanın, her müminin sergilemesi ve ortaya koyması gereken her davranıştır. Bu davranış, güzel davranış, bizim amellerimizi, başka bir deyişle ibadet hayatımızı ifade ettiği gibi aynı zamanda diğer olan insanlarla olan ilişkilerimizi, gündelik hayatımızı ve aynı zamanda ticaret hayatımızı, yani bir insanın 24 saatlik bir zaman dilimindeki her davranışını ifade eder. Bir Müslüman, bir mümin ibadet hayatında dürüst,
Ama normal hayatında dürüst olmayan bir tavır sergileyemez. Bu bir ikilemdir, bu bir çelişkidir. Bir mümin nasıl ki insanlarla birlikteyken dürüst ve ilkeliyse, aynı zamanda olmadığı zamanlarda da, başka alanlarda da, hayatın her alanında da dürüst ve ilkeli olmak zorundadır. Bu mümin olmanın, Müslüman olmanın temel gereğidir. Gönül dünyamızda var olan imanın bir dışa yansıması, bir açılımı, başka bir deyişle soyut olan imanın pratik hayatta somut değer kazanmasıdır. Somut bir ilkeye, somut bir prensibe, somut bir hayat felsefesine dönüşmesidir. Gönül dünyamızda var olan imanın eğer gerçek dünyada bir karşılığı yoksa, başka bir deyişle gönül dünyamızda imana sahip, iman sahibi ama gerçek dünyada farklı bir şekilde yansıyorsa bu durumda imanımız ile davranışımız arasında bir tutarsızlık, bir çelişki, bir ilkesizlik var demektir. Kur'an-ı Kerim bu çelişkiyi nifak olarak adlandırır, tutarsızlık olarak adlandırır. Yanıltıcı, kar getirmeyen, bir mümin için kurtarıcı olmayan bir davranış biçimidir. Bakara suresinin hemen ikinci sayfasında çizilen bir portre var. İnandığı değer ile, inandığı bir ilke ile dış davranış arasındaki tutarsızlığı ifade eder. Zikzakları ifade eder, çelişkileri ifade eder. Ve son anlamda da bunların ticaretleri fayda getirmedi buyurur Yüce Yaradan. Bu nedenle değerli dostlar, gönül dünyamızda var olan imanın dış hayatta, pratik hayatta anlam kazanması, değer ifade etmesi, güzel davranışa ve güzel ahlaka dönüşüyor olabilmesi bir zarurettir, bir gerekliliktir. Elbette ki gelenek içerisinde ehl-i sünnet alimleri imanı ya da ameli ele alırken, ameli imanın bir cüzü, varoluşçu veya kurucu ilkesi olarak görmemişlerdir. Başka bir deyişle imanında veya amelinde yaşanan bir eksiklik, diğer bir ifadeyle amel noktasında yaşadığımız bir eksiklik bir insanı imandan mahrum etmez. Bu ameldeki bir eksikliktir, hatadır, yanlıştır. Ama var olan imanın da gerçek hayatta, pratik hayatta bir karşılık bulması, bir değer ifade etmesi, topluma anlam katması gerekir. Sahip olduğumuz iman, bugün modern insan için, çağdaş için, çağdaş insan için ya da dünya insanlığı için bir anlam ifade edecekse, gönül dünyamızda var olan imanın pratik hayatta mutlaka ve mutlaka bir karşılığının olması gerekir. İnsanlar arası ilişkilerde, ticaret hayatımızda, gündelik hayatımızda ya da diğer insanlarla ilişkilerimiz noktasında eğer bizim imanımızın bir yansıması olmuyorsa, gönül dünyamızda mümin ama pratik hayatta imansız gibi hareket ediyorsak, o imanımızın bir yansımasını göremiyorsak, bu yaman bir çelişkidir, bir tezattır. İnandığımız değer ile davranışımız arasındaki bir uçurumu ifade eder. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bize çizdiği ve olması gereken mümin portresi, başka bir deyişle Kur'an'da müminin suresinde anlamını ifadesini bulan o kurtuluşa eren, huzura eren, mutlak mutluluğa ve saadete eren mümin portresi, inancı ile davranışı arasında uyum olan, tutarlılık olan bir mümin portresidir. Evet değerli dostlar, bir insanın imanı güzelse davranışı da güzel olmak zorundadır. İmandaki güzelliğin davranış olarak da yansıması demektir. Başka bir deyişle gönlüm temiz, kalbim temiz deyip de dış dünyada veya pratik hayatta farklı davranışları ifade ediyorsak, çirkin davranışlar ortaya koyuyorsak, bu güzelliğin, bu temizliğin dışa yansımadığı anlamına gelir. Bir mümin gönlü temizse davranışı da temiz olmak zorundadır. İmanı temizse davranışı da güzel ve salih olmak zorundadır. Bir müminin kalbi temizse çevresi de temiz olmak zorundadır. Evet değerli arkadaşlar,
Bir insan imanı güzelse davranışı da güzel olmak zorundadır. Eğer davranışta bir hata, bir eksik, bir noksan varsa o durumda her müminin, her bireyin, her insanın gönül dünyasına dönüp o imanını check etmesi, kontrol etmesi, ona göre bir ilke ve prensip benimsemesi bir zarurettir.